tanesi yarın. Balaban. Balaban dedi, baldan ban dedi, bala budandım, bal hanemiye. İmanla doldum, yastan kurtuldum, kalmadı korkum azademiye. Dördüncü bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt, montaj Ahmet Atalay. Çoban Dimitri'nin oğlu Konstantin, babası gibi Beşiktaş sırtlarında çobanlık yaparken, Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin dergahına ilgi duyarak, yaptıkları ikramlar ve güzel ahlakları sayesinde duyduğu ilgi sevgiye dönüşür. Babasının vazgeçirmek için onu tokatlaması bu sevgiyi azaltmaz. Konstantin bir gece Beşiktaşlı Yahya Efendi'yi rüyasında görür. Konstantin'i kendine çağırmaktadır. Bu arada İstanbul Boğazı'nda fırtınaya yakalanan Rum kaptan Apostol, Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin astığı fener sayesinde kayalara çarpmaktan kurtulmuştur. Bunu bizim için mi getirdin? Evet efendim. Ben tüccarım. Aha, şu aşağıdaki boğazın sularında batmak üzereydim. Tam o sırada sizin buradan bir fener ışığı göründü. Bu sayede yönümüzü tayin ederek kayalara çarpmaktan kurtuldum. Bunun üzerine ant içtim ki bunu size vereyim. O karanlık gecede hocamın dışarı astığı fenerin hikmeti şimdi anlaşıldı. Peki aşk. Hediyeni kabul ettim. İsmail Derviş. Buyurunuz hocam. Misafirimizin elindeki hediyesini aldım. Aldım efendim. Şimdi de bir kase getirin. İşte getirdim efendim. Şimdi de ikram et aşıklara. Benim aklım karıştı aşiklar. Ben içmem. Şarap içerim. Ya bir hikmeti vardır efendim. Ben içeceğim. Ne hikmeti olacak? Şaraplar içilir miymiş? Doldur aşık. İç hadi. Hemen içmeliyim. Bir hikmeti vardır elbet. Sütmüş. Şarap süt oldu zahir. Elhamdülillah. Ne lezzetli şeymiş bu. Ama efendim, ben şarap getirmiştim. Nasıl olur? Hem de en yıllanmışından. Halbuki bunun şarapla hiçbir ilgisi yok. Uyan Apostol. Uyan. Uyan. Gel. Gel şöyle yanıma otur da söyle Konstantin. Sevincinin sebebi ne? Müslüman oldum anne. Müslüman oldum. Ya. Azizler bizi korusun. Sakın baban duymasın. Duyarsa duysun. Artık ondan korkmuyorum. Konstantin. Konstantin değil anne. Balaban. Balaban. Balaban? Azizler aşkına. Evet. Evet, Balaban işte. Yahya Efendi koydu adımı. Kuş kadar hafiflediğimi hissettim anne. Bağırmak geldi içimden. Bağırdın mı? Hem de nasıl? Balaban. Balaban dedim. Sus evladım. Sen aklını oynatmışsın. Anne, onu bir kere görsen, inan sen de Müslüman olurdun. Olurdun değil mi anne? Bilmem ki. Sus konuşma artık. Babam nerededir şimdi anne? Nerede olacak? İçiyordur mutlaka. Ha?
Şerefe, şerefine, kara pehlivanın şerefine. Bu akşam bütün içkiler benden arkadaşlar. Ha, nikah, doldur kaseleri bakalım. Sana ne be, sen şarabını satmaya bak. Yine koçun birini yok pahasına sattın değil mi? Ha, sattık nikah, kafa ütüleme. Arkadaşlar şerefe. Arkadaşlar dinleyin beni. Kara pehlivanı içinizde bilmeyeniniz var mı? Anlat, anlat. Ha, işte bu kara pehlivan var ya, kara pehlivan. Ta Selanik'ten İstanbul'a gelmiş. Padişah pehlivanlarına taş çıkartmak için ya. Yenmedik Türk pehlivanı kovamış İstanbul'da. Tabii, sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Arkadaşlar, bakın, ben var ya ben en çok şu aşağıdaki tekkeye kıç kapmışım ha. Şimdi istesem gidip hepsini dövemez miyim ha? İstesem yuvalarını dağıtamaz mıyım? Ya rahatım. Şimdi ne diyordum arkadaşlar? Bu kara pehlivan var ya, kara pehlivan. İşte bu pehlivanla padişahın pehlivanları arasında güreş yapılıydı. Padişah bizim kara pehlivana karşı pehlivan bulmakta güçlük çekiyormuş arkadaşlar. Hele şu kara pehlivan padişah pehlivanlarını bir yesin. İşte o zaman arkadaşlar size iki koç feda olsun. Feda olsun arkadaşlar. Apostol çok hırslı çalışıyor İsmail Derviş. Apostol değil. Alo. Ali. Canım ağzımdan kaçıverdi birden, affola. Şu nasıl bir görüyor musun İsmail Derviş? Şarap tüccarı şimdi olmuş bir aşık. Mal mülk dünya gözünde hiç olmuş. Öyle bre aşıklar. Aşıkların yönü ahirete dönük olmalı. Güneşe dönük olmalı. Güneşi arkaya alıp da gölgenin peşinde koşmak uygun olur mu? Hocamız. Maşallah. Maşallah. Ne iş işlersin bre aşık? Efendim, emriniz üzere kara pehlivanla yapılacak güreşler için idman yapıyorum da. Yap aşık, yap. Bizim işimiz sebeplere yapışmak. Takdir Cenab-ı Hakk'ındır. Efendim, bu kara pehlivan çok kuvvetli ve oldukça da kibirli biriymiş. Demelerine göre İstanbul'da yenmedik pehlivan komamış. Padişah efendimiz, bütün baş pehlivanlar yenilirse Osmanlı'nın şanı lekelenir diye çok endişe duyarmış. Aşıklar inşallah hayırlısı olur. Bizim işimiz sebeplere yapışıp dua etmek. Gerisi Cenab-ı Hakk'ın takdiri içinde. Efendim, siz de katılacak mısınız bu güreşlere? İnşallah aşıklar. Padişah efendimiz de katılacağına göre. İsmail Derviş. Buyurunuz efendim. Bizim Balaban'dan bir haber var mı? İki gündür bu tarafa gelmiyor ya. Babasının bir kötülük yapmasından endişe duyarız. İnşallah hayırlısı olur. Vurma, vurma Dimitri, yapma Dimitri. O çocuk daha ne yaptığını bilmiyor. Mehmet bre, nasıl Müslüman olursun ha? Bir de namaz kılarsın Müslümanlar gibi. Al. Nasıl yaparsın bunu bana? Hem de can düşmanıma karşı. Bunu sen şımarttın karı. Belki sen de Müslüman oldun. Ha? Al. Oldum işte. Ben de Müslüman oldum. Var mı diyeceğin? Geberteceğim. İkinizi de geberteceğim. Al bunu da. Ne oldu Balaban'ım? Niçin ağlıyorsun? Babam beni de annemi de çok dövdü efendim. Gel,
Gel daha yakınıma gel. Sonra da kovdu beni efendim. Babam çok kötü biri. Hep içiyor. İçiyor sonra da dövüyor bizi. Kötülük bir hastalıktır balabanım. Hastalık mıdır? Evet, hastalıktır. Hasta olanlara ne yapılır sence? Hekime götürülür efendim. Evet, onun bir hekime ihtiyacı var ama o bilmiyor bunu. Peki bir çaresi yok mudur? Dua etmek lazım. Dua mı? Evet aşık. Dua etmek Allah-u Teala'ya yalvararak muradını istemektir. Cenab-ı Hak dua eden Müslümanları çok sever. Dua etmeyene gadab eder. Dua müminin silahıdır. Dua dinin temel direklerinden biridir. Dua yerleri gökleri aydınlatan nurdur yavrum. Dua gelmiş olan dert ve belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Ya babanım, işte böyle. O halde babamın iyiliği için, sizi sevmesi için, içki içmemesi için dua edeceğim efendim. Çok iyi edersin yavrum. Ben de edeceğim. Şey efendim, ben burada kalabilir miyim? Elbette babanım. Sen benim evladımsın artık. Sağ ol. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Benim oğlumu elimden aldı. Aldı. Sen dışlarsan, aa, sen sahip çıkmazsan alırlar elde. Herkes alıyor o. İnsanları insanlık alır Dimitri. Seni de almış o. Seni alanlar almasın da. Ey arkadaşlar, buraya beklediğimiz gün geldi. Hey, ne var buraya? Haftaya Kara Pehlivan'la Padişah Pehlivan'lar arasında son güreştir oğlum. Oo, öyle Kara Pehlivan ha. Kara Pehlivan. Arkadaşlar, bütün şaraplar benden. Aslanım benim. Kara Pehlivan'ım benim. Aslan Pehlivan'ım. Demek bakın arkadaşlar, dinleyin beni. Ben size ne diyeyim? Ben var ya ben. Ben demek. Ne demek? Kara Pehlivan. Kara Pehlivan demek kim demek? Kim demek? Ben demek. Bravo Dimitri. Hey Balaban. Bakıyorum da bugün oldukça keyifli görünüyorsun. Nasıl olmam? Hocamdan izin aldım. Demek bugün Kara Pehlivan'la yapılacak güreşlere katılacaksın öyle mi? Dahası var. Fırsatını bulursam padişah efendimizin elini bile öpebileceğim. Oh, oh, oh. Maşallah. Senin yerinde olmayı çok isterdim doğrusu. Ama gördüğün kadar da neşeli değilim aşık ağam. Neden? Bizim Ali Pehlivan yüzünden. Ne olmuş Ali Pehlivan'a? Bu Kara Pehlivan'a pek yaman diyorlar. Bir de onun yenemese yok mu? Dimitri çok sevinir bu işe. İnşallah hayırlısı olur aşık. Ne zaman gideriz dersin? Bir ufak işim var. Onu halledelim, birlikte çıkarız. Peki aşık ağam. Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Hep yenmiş, hiç yenilmemiş. Namı İvan, ünvanı Kara Pehlivan. Kara Pehlivan, Kara Pehlivan. Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Alta düştüm diye yerinme. Üste çıktım diye sevinme. Hazreti Hamza, pehlivanların piri. Kara Pehlivan'ın rakibi Derviş Ali. Haydi bre! İşte bizim Derviş Ali ile Kara Pehlivan kapışma düzeni. Kara Pehlivan, Kara Pehlivan. Görüyor musun aşık ağam? Ne dersin? Bizimki Kara Pehlivan'ı yenebilecek mi? Bakalım, göreceğiz. Heh. Ama bizim Ali bu Kara Pehlivan'ın yanında pek ufak kaldı. Başka güreşler de olacak mı aşık ağam? Eğer Kara Pehlivan yenilmezse... He? Hey! Ali Pehlivan! Dikkat etsene! Baban, yavaş konuş. Baksana aşık ağam! Kara Pehlivan paçadan fena kaptı! Hadi evladım, hem padişah efendimizin hem de babamızın pek yakınında olduğumuzu unuttun mu? Aa,
Bak, doğru. İkisi de birlikte oturmuş pehlivanları seyrediyor. Çok doğru, çok doğru. Heyecandan kendimi kaybettim. Padişah efendimiz de pek üzgün görünüyorlar. Mür abi, senin Ali de bu kara pehlivanı pek geniceye benzemez. Gönlünüzü hoş tutunuz hünkârım. Gitti Ali pehlivan da işte. Abi, şımarık bir Rum çocuğu yenecek pehlivan bir evlatlarımız da mı olmaya? İnşallah vardır hünkârım. Mür abi, ayağa kalkıp cübbeni çıkartmakla ne iş işlemek dilersin? Müsaadeniz olursa hünkârım, kara pehlivanla güreş yapmayı dilerim. Balaban adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.